Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fetih Suresi 24-26. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Ve huvellezî keffe idiyehum ankum. O Allah ki onların ellerini sizden geri çekti ve eydiyekum anhum, sizin elinizi de onlardan çekti. Bi batni Mekke, Mekke'nin dahilinde, Mekke vadisinde. Min ba'di en asfarakum aleyhim, sizi onlara galip kıldıktan sonra. Burada Hudeybiye barışının yine evvelinde bir olaya dikkat çekiliyor. Küçük bir arbede yaşanıyor. Müşriklerden bir topluluk Müslümanlara saldırmak istiyor. Ama Müslümanlar orada onlara galip geliyorlar. Kıskıvrak onları yakalıyorlar. Ama Peygamberimiz onların serbest bırakılmasını istiyor ve onları serbest bırakıyor. Ve böylece oraya savaşmak için gelmediklerini, umre için ibadet niyetiyle geldiklerini fiilen de onlara gösteriyor. Bu büyüyebilirdi. Mesela bir Birinci Dünya Savaşı'nı düşünecek olursak, Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın kıvılcımı oluyor. Ve ardından 30 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu gibi durumlarda da arbede hallerinde elbette bir kıvılcım gibi bu bir başlangıç olabilir. Ardından savaş kızışır. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soğukkanlılıkla hareket ederek daha büyük olayların çıkmasına fırsat vermiyor ve netice itibariyle barış sağlanıyor. Ayet-i Kerime'de bunun nazara verilmesi Allah'ın müminlerle beraber olduğunu bildirmek için hem de daha diğer hikmetlerine dikkat çekmek içindir. Yani savaş doğrudan istenilen bir şey değildir. Şartlar tahakkuk ettiğinde savaşta yapılır. Bu ayrı mesele. Ama normal şartlar altında savaş istenen bir şey değildir. Esas olan barıştır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Allah yaptıklarınıza basirdir. Allah sizin neler yaptıklarınızı elbette görür. هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar ki, o Mekke müşrikleri ki inkar ettiler. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'dan sizi alıkoydular. وَالْهَدْيَ مَعْكُفًا اَنْ يَبْلُوَ مَحِلَّ Ve kurbanlık hayvanların mahalline, Mina'ya ulaşmasına engel oldular. Burada şunu da belirtmemizde fayda var. Allahu Teala müşrikleri bazı özellikleriyle burada söyledi. Onlar inkar ettiler. Mescid-i Haram'a girmenize engel oldular. Ve kurban etmek niyetiyle getirdiğiniz, Mina'da kurban etmek için getirdiğiniz kurbanlıkları oraya ulaşmaya engel oldular. Malum hac ve umrede Mina'da kurbanlıklar kesiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o şekilde yanlarında kurbanlıklar getirmiş. Ümmetinden de getirenler olmuş. Ancak bunların oraya getirilmesine, Mina'ya varmasına fırsat verilmiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine kurbanlıklarını kesmelerini emrediyor. Yani oraya giremiyoruz, kurbanlıklarınızı burada kesin buyuruyor. Ancak orada ilginç bir durum yaşanıyor. Sahabe kurbanlıklarını kesmiyor. Tabii burada o durumun psikolojisini de bir derece bilmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında kendilerinin Mekke'ye girdiğini ve Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor. Bunu da sahabelere müjde olarak söylüyor. Bunun neticesinde 1400 kişiyle umre niyetiyle müşriklerin idaresi altında olan Mekke'ye doğru yola çıkılıyor. Ancak müşrikler buna engel oluyorlar ve dolayısıyla bir barış imzalanması yapılıyor ve Müslümanlar o yıl umre yapamayacak, ancak diğer yıl umre yapmalarına izin verilecek. İşte Müslümanlar böyle bir hayal kırıklığı içerisindeler. Peygamberimizin kurbanlarınızı kesin emrini duyduklarında bütün hayalleri bir nevi yıkılıyor. Artık oraya girmeleri bir hayal gibi geliyor kendilerine. Bundan dolayı şöyle bir duraklıyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı
her seferinde hanımlarından birini yanına götürür. O seferde yanında bulunan hanımı, ya Resulallah, siz kendi kurbanınızı kesin, onlar da keseceklerdir diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bismillahirrahmanirrahim diyerek kendi kurbanını kesiyor. Peygamberimiz kurbanını kesince sahabi, onlar da işin ciddiyetinin farkına varıyorlar. Artık böyle olacağını, bunu kabullenmek lazım geldiğini görüyorlar. Onlar da kendi kurbanlarını orada Allah'a kurbiyet, yaklaşım gayesiyle kesiyorlar. Ve böylece geriye dönülüyor. Ve Allah-u Teala sonrasında nice fetihler vermek suretiyle, bir yıl sonrasında yine Mekke'ye girmelerine yol açan böyle bir olayla, ardından Mekke'nin fethiyle ve daha nice fetihlerle onları mükafatlandırıyor. İşte onlar sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydu ve kurbanlıkların da mahalline ulaşmasına engel oldular. Buna hedi deniliyor. Yani hac ve umre için götürülen kurbanlığın adı. وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ Şayet mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, lem ta'lemuhum, siz onları bilmiyorsunuz, en tata'uhum, Mekke'ye girip onlara zarar verebilirdiniz, öldürebilirdiniz, fetusibakum minhum ma'arra bi gayri ilm, ve bilmeden size hoşlanmayacağınız durumlar karşınıza çıkardı, vebal altında kalırdınız. Böyle bir durum olmasaydı Allah savaşmanıza izin verirdi. Burada şöyle bir durum söz konusu. Mekke'de gizli Müslümanlar da var. Hicret edememiş gizli Müslümanlar da var. Eğer Peygamberimize ve o 1400 sahabeye savaş izni verilmiş olsaydı, o Peygamber Efendimiz 1400 kişiyle Mekke'ye saldırırdı ve neticede galipte gelirlerdi. Öyle anlaşılıyor ayetlerden. Ancak Mekke'de müminler de var. Kadın erkek müminler de var. Müslümanlar bunların kimler olduğunu bilmediğinden müşrik zannederek öldürebilirlerdi. Ve bundan dolayı da kendilerine bir takım veballer tereddüt ederdi. Bunun dedikodusu olurdu. En azından vicdani boyutu, vicdan azabı olurdu. Yani bir Müslümanın kendi Müslüman kardeşini öldürmesi elbette ömür boyu kalbinde bir ukde olarak kalacaktır ve vicdanını daima rahatsız edecektir. Bu gibi durumlar olurdu. Bu gibi durumların olmaması için Allah savaşa izin vermedi. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِه۪ي مَنْ يَشَى Ve bunun böyle olması şundandır. Ta ki Allah dilediğini rahmetine mazhar kılsın. Burada da şöyle bir incelik var. Mekke müşrik. Ancak bu müşrik olan Mekkeliler 2 yıl sonra Mekke'nin fethinde genelde İslam'a girecekler. Toptan İslam'a girecekler. Böyle olunca şayet evvelinde bir savaş olsaydı pek çoğu müşrik olarak hayatını kaybedecekti. Ve diğerleri de kılıç zoruyla bir nevi İslam'a girmiş olacaklardı. Bu ise uygun bir durum değil. Bu açıdan bu defasında onlara izin verilmiyor. Ta ki başka şekilde çok daha hayırlı bir tecelli olsun. Ve 2 yıl sonra bu zaten gerçekleşiyor. Ve 2 yıl sonrasında Mekke toptan İslamiyet'i kabul ediyor. Böylece Halid bin Velid gibi, Amr ibn As gibi daha nice kimseler, Ebu Süfyan gibi daha nice böyle kimseler, hem Mekke'nin önde gelenleri hem de diğer onlara tabi olan kimseler toplu halde İslamiyet'e giriyorlar. İşte bu Allah'ın dilemiş olduğu kimseleri rahmetine mazhar kılması için. Demek ki Allah yolundaki mücadelede maksat diğerlerini öldürmek değil, mümkünse onların İslam'a girmesine vesile olmak. Yani İslamiyet öldürmek için değil, ölümlere son vermek için, haksız ölümlere son vermek için gelmiştir. Ve İslamiyet'te esas olan savaşmak değil, barıştır. Savaş belli şartlar tahakkuk ettiğinde gerçekleşir. Ama bunun dışındaki durumlarda esas olan barıştır. Ve gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar kendi ülkelerinde kendilerine göre yaşarlar.
yine gayrimüslimler bir Müslüman diyarında kendi dinlerine göre yaşarlar, azınlık olarak yaşarlar. Kendilerine bu noktada fırsat verilir, izin verilir, hatta yardımcı da olunur. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. O Mekke'deki Müslümanlar şayet ayrılmış olsalardı, yani onlar belli olsaydı kimler olduğu ve diğerlerinden ayrılsalardı, biz onlardan, yani Mekkelilerden kafir olanları elim bir azapla azaplandırırdık. Ya yani bu da olmadığına göre demek ki bundan dolayı savaş meydana gelmedi. Ayet bunu ifade ediyor. İz ca'alellezine keferu fi kulubihimul hamiyye hamiyetel cahiliye. O zaman o inkar edenler kalplerindeki hamiyeti, o gayreti, öfkeyle dolu o gayreti cahiliye hamiyeti kılmışlardı. Fenzelallahu sekinetahu ala rasulihi ve alel müminin. Allah da Resulüne ve müminlere sekinetini indirdi. Sükunet hali, itminan hali indirdi. Ve elzemehum kelimete takva, takva kelimesini onlara gerekli kıldı. Ve kânû ehakka bihe ve ehlehe. Onlar bu takva kelimesine layık idiler ve ehil idiler. Ve kânallâh bi küllü şeyin alime. Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, burada meselenin bir başka cihetine dikkat çekiliyor ve cahiliye diye bir kavram burada nazarlarımıza sunuluyor. Yani Mekke müşrikleri, Müslümanların Mekke'yi ziyaret etmelerine, Kabe'yi tavaf etmelerine niçin engel oldular? İşte bu engel olmaları cahiliye taassuplarından kaynaklanıyor. Buna hamiyetül cahiliye, cahiliye hamiyeti denilmiş. Hamiyet bir nevi gayret anlamında ve daha çok öfkeyle de dolu olan bir gayret. Yani içlerinde bir hınç var, bir kin var, bir öfke var ve bu cahiliye ölçüleriyle besleniyor. Bunun mukabili hamiyetül İslamiye, İslami hamiyettir. Ve hamiyeti İslamiye, yani din adına, İslam adına gayrete gelmek, bu güzeldir. El hubbu fillah vel buzu fillah, dinde bir ölçüdür. Allah için sevmek, Allah için öfkelenmek. Dolayısıyla bir Müslüman dini ölçüler çerçevesinde hamiyetini harekete geçirir. Sevdiğini Allah için sever ve kızdığına Allah için kızar. Ancak müşriklerde, kafirlerde böyle bir ölçü yok. Onlar cahiliye hamiyetiyle gayrete geliyorlar. Yani işte bunlar bizden değil, bunlar bizim dinimizi kabul etmiyor. Bundan dolayı onlara öfkeyle dop dolular ve en masumane niyetlerle, umre niyetiyle gelenlere bile fırsat vermiyorlar, izin vermiyorlar. Öte yandan barış anlaşması imzalanırken orada da bir takım bunun tezahürleri görülüyor. İşte ilk görüşmeler neticesiz kalıyor. Ardından Mekke Süheyl bin Amr'ı ve yanında bazılarını elçi olarak gönderiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyl bin Amr'ı görünce Süheyl kelimesi sehil, kolay anlamında, o kökten gelen bir kelime. Peygamberimiz onun ismiyle tefeülde bulunup sehüle emruna diyor. İşimiz kolaylaştı. Ve neticede maddeler üzerinde anlaşma sağlanıyor. Artık imzalanacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ya Ali yaz diyor. Önce bir besmele yazdırmak istiyor. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde. Diğer taraf buna itiraz ediyor. Diyorlar ki biz Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz. Bismikallahümme yazdırabiliriz diyorlar. Allah'ım senin isminin anlamında. Ve bu yazılıyor. Ardından Peygamberimiz Hazreti Ali'ye şunu yazdırmak istiyor. Ya Ali yaz. Bu Allah Resulü'nün Mekkelilerle yaptığı bir anlaşmadır. Diğer taraf yine müdahale ediyor. Diyorlar ki biz senin Allah Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık Mekke'ye girmene zaten karşı çıkmazdık. Dolayısıyla biz seni Allah Resulü olarak kabul etmiyoruz ki bunu maddeye bu şekilde yazalım. Bunun üzerine şunu söylüyorlar. Şöyle yazılsın diyorlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Mekkelilerin yaptığı anlaşmadır.
ve Peygamberimiz onu da kabul ediyor. Bu arada maddelerden biri şu, Müslümanlardan herhangi birisi Müslümanlara sığındığında, Medine'deki Müslümanlara sığındığında bu tekrar geri verilecek. Ama müşrikler için böyle bir şey söz konusu olmayacak. Onlar geri vermeyecekler. Hatta o anda heyecanlı bir olay da yaşanıyor. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel, o da Müslüman, ayakları zincirlerle bağlı vaziyette, bir yolunu bulup kaçmış. Tam anlaşma imzalanacağı sırada Müslümanlara sığınıyor. Tabi orada herkes böyle bir heyecanlanıyor. Normal anlaşmanın maddelerine göre onun tekrar Mekke müşriklerine verilmesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyl bin Amr'a rica ediyor. Ya bunu istisna tutalım. Bak daha yeni bunları konuşuyoruz. Bu istisna olsun diyor. Ancak Süheyl bin Amr onu da kabul etmiyor. Böyle mühiyyiç hadiseler yaşanıyor. İşte onları bu şekilde kararlar almaya iten nedir? Kendilerindeki cahiliye taassubu. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye ifadesi. Mesela cahiliyenin bir takım başka cihetleri tarzında da hukmel cahiliye, efe hukmel cahiliyeti yebugun, yoksa onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Demek ki cahiliyetin, cahiliye döneminin kendine göre bir takım hükümleri var. İşte Peygamberimizin muhatabı olan o Mekke müşrikleri cahiliyeden gelen prensiplerle hareket ediyorlar ve bundan dolayı da yanlış bir takım kararlar almış oluyorlar. Buradan bizim alacağımız ders, acaba bizler günlük hayatımızda ölçülerimizi nereden alıyoruz? Cahiliye hükümlerinden, cahiliye taassubundan mı alıyoruz? Yoksa İslamiyet'in bizim için getirdiği hükümlerden mi alıyoruz? Bu noktada eğer dini iyi bilirsek o dindeki ölçülere göre hareket ederiz. Ama başka türlü nefsani şeylerden yola çıkacak olursak, o zaman bu nefsimizden kaynaklanan bir şeydir. Cahiliye taassubudur ve bir takım yanlış bir takım kararlardır. Cenab-ı Hak cahiliyenin her türlüsünden bizleri muhafaza eylesin ve İslami ölçülere göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.